Güzide basın mensupları, değerli konuklar, daha güçlü Ankara gücü için buluşmamıza, bu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Efendim, bizler konuşmalarımızı yaparken Sayın Nurben Kendirli Türk işaret diliyle, sanki ben de işaret diliyle konuşuyormuşum gibi oldu yavaş yavaş ama anlık çevirilerimizde bizlere eşlik edecek. Bu farkındalık için ayrıca Sayın Başkanımıza, Sayın Nurben Hanım'a ayrı ayrı şimdiden teşekkür ediyorum. Sözü fazla uzatmıyorum. Ve Sayın Başkan Murat Ağcabağ konuşmalarını yapmak için huzurlarınıza davet ediyorum. Değerli basın mensupları, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Tekrar hoş geldiniz. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki bu basın toplantısını daha pozitif, daha iç açıcı koşullar altında yapmak isterdik. Yalnız şartlar pek de öyle gözükmüyor maalesef. Transfer yasağımızın olduğu, futbolcularımızın teker teker gittiği, teknik direktörümüzün olmadığı, taraftar yönetim kopukluğu, mevcut yöneticilerin birer birer maalesef istifaları. Böyle bir dönemden geçiyoruz. Hepinizin bildiği gibi futbolun ve taraftarın içinden gelen, futbol camiasında hatırı sayılır bir çevresi olan, futbola gönül vermiş iş adamı bir kardeşinizim. 1910 yılından bu yana Türk futbolunun en köklü kulüplerinden biri olan Anadolu'nun abisi konumunda kulübümüzün idari, mali ve sportif sıkıntılar içeride olduğunu maalesef hepimiz biliyoruz. Evet, aylar önce kulübümüzün yaşadığı sıkıntıları sesli bir şekilde dile getirerek durumu izah etmiştik. O sese kulak verenler olduğu gibi maalesef duymazdan gelenler de oldu. Geldiğimiz noktada da haklı çıktık. Gelinen noktada camiada çok ciddi mutsuzluk hakim. Uzun süredir ekibimle yaptığım değerlendirmeler neticesinde isime gösterilen teveccüh ve taraftarımızın isteği doğrultusunda sorumluluk alma zamanımızın geldiğini görüyoruz. Hiç kimse merak etmesin. Ankara gücümüz mutlaka hak ettiği çizgiye gelecektir. Nedir bunlar diye soracak olursanız en önemlisi sürdürülebilir ekonomik ve sportif başarı, altyapısından her yıl futbolcu çıkartabilen hem kendisine hem de Türk futboluna katkıda bulunan bir kulüp olabilmek, tesisleşme anlamında Türkiye'nin önde gelen kulüplerinden olmak, her yıl Avrupa'ya giden, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil eden kulüp olmak. Başkentimizin sesini önce ülkemize, sonra da Avrupa'ya duyurmak için ben buradayım. Bu ay içerisinde açıklanan kongrede de adaylığımı resmen açıklıyorum. Değerli basın mensupları, kulübümüzün kaybedecek bir günü dahi yok. Finansal problemlerin hemen çözülüp doğru strateji ve planlama ile bir an önce harekete geçmeliyiz. Evet, bunlar için kaynaklarımız neler? Öncelikle taraftarımız çok rahat olsun. Bu yılki transfer tahtasını açmak için tüm paramız hazır. Şu ana kadar 13 büyük firmayla reklam ve sponsorluk için anlaşmalar yapıldı.
Bunlardan yaklaşık 24 milyon TL gibi bir rakam elde edeceğiz. Peki bize bu yolda kimler arkadaşlık edecek? Kimlerle birlikteyiz? Biraz da ondan bahsetmek istiyorum. Öncelikle yönetim kurulumuzun tamamı ülkemize değer katan çok önemli iş adamlarından oluşmaktadır. Teknik direktörümüz ülkemizin kabul ettiği önde gelen isimlerdendir. Yani hocamıza da anlaştık. Hiçbir belirsizliğimiz yok. Yine sportif direktörümüz kulübümüze hizmet etmiş eski futbolcularımızdandır. Burada yine basından da arkadaşlarımız içimizde olacağını belirtmek istiyorum. İşletme körlüğünü engellemek için profesyonel danışmanlarla yola çıkılmıştır. Şimdi stratejimizden bahsetmek istiyorum. Futbolcularına, teknik heyetine ve çalışanlarına günü gününü ödeme yapmak, dolayısıyla UEFA'da ceza almayan bir kulüp olmak. Peki amaçlarımız nedir? Temel ilkelerimiz, en önemlisi şeffaf ve dürüst yönetim, sürdürülebilir sportif ve idari başarı, taraftarlarımızın ve Ankara'mızın mutluluğu. Güzel Ankara'mızın tüm dallarında bulunan engelli spor kulüplerinin kadın ve erkek sporcularının maddi ve manevi olarak her noktada destekçisi olacağımızı da buradan belirtelim. Sözlerimi burada noktalamak üzere sırayı Burak Bey'e bırakıyorum. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Biraz sonra soru cevapta birlikte olacağız. Sayın Başkanımıza konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Hazırlık ve strateji sürecini yöneten Sayın Burak Uçar'ı sunumlarını yapmak üzere sahneye davet ediyoruz. Herkese merhaba. Seste problem yok değil mi? Çok güzel bir topluluk. Çok heyecan verici. Hepimiz çok heyecanlıyız. Çok enerjiyiz. Sayın Başkan birazdan soru cevap bölümünde sizlerin de merak ettiği diğer konularda açıklamalarda bulunacak. Biz de ekibimizle birlikte neler yaptık bu hazırlık aşamasında? Bunları biraz burada sunmak istiyoruz. Ben Burak Uçar, 1998 yılından bu yana futbol endüstrisi içindeyim. Daha çok iletişim ve idari taraftaydım. 2009-2015 yılları arasında Bursa Spor Kulübü'nde görev yaptım. Şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Ligi deneyimlerinde organizasyonun merkezindeydim ve bir süredir de Sayın Başkan Murat Bey ile birlikte çalışmalar yürütüyoruz. Ankara Gücü için üretmeye başladık, devam ediyoruz. Birazdan da ekibimizden Sayın Doçent Doktor Cem Çetin de bize marketing anlamında markalaşma ve Ankara Gücü özelinde neler yapabiliriz bunları sizlere sunacak. Bu bölümde sadece Ankara Gücü özelinde değil, aslında Türk futbolunun geneline bakıldığında çok ciddi sorunlar var. Çözüm önerileri ne olabilir, neler olmalıdır'a da biraz değinebilirsek sanıyorum sizler de çok ilgileneceksiniz. Yavaş yavaş geçelim. Sayın Başkan az önce ifade etti. Üç temel ilke üzerinde duracağız. Şeffaf ve dürüst yönetim anlayışı, sportif ve idari başarı ve taraftar mutluluğu olmazsa olmaz. Bunlar bu camianın, köklü camianın aslında en önemli ihtiyacının güven olduğu gerçeğiyle harekete geçmiş ilkelerdir. Önce güvene ihtiyaç var. Taraftarın, futbolcunun, yönetimin, başkanın, medyanın, bütün şehrin, bütün camianın birbirine duyacağı güvenle birlikte ilerlemek ve başarıya ulaşmak mümkündür. Bunun için ana ilkelerimiz bunlar. Strateji, Ankara Gücü'nün itibarını hak ettiği çizgiye yükseltmeliyiz. Hem finansal hem de sportif anlamda taraftarı mutlu eden, şeffaflık prensibiyle yönetilen, üreten, başkentin ismini Avrupa'ya taşıyan bir kulüp olmayı hedefliyoruz. Bu tabii ki birlikte başarılabilecek bir şey. Bu noktada Cem Hocam'ı da buraya davet edeyim. Kısaca ondan da birkaç bilgi alalım. Çok fazla süreyi uzatmadan, daha sonra soru cevapta mutlaka merak ettikleriniz olacaktır.
Buyurun hocam. Sayın Başkan, değerli basın mensupları ve Ankara Gücü'ne gönül veren siz değerli Ankara Gücü taraftarları, günaydın diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Sayın Başkan da konuşmasında bahsetti kulüp stratejisini, neler yapmayı düşündüklerini. Burak Bey de zaten sunumda bunlara değinecek. Ama benim burada vurgulamak istediğim birkaç nokta var. Soru cevap bölümünde de bunları sorabilirsiniz. Daha sonra salon dışında da bu sohbeti devam ettirebiliriz. Bugün Türk futbolunun en önemli sorunu kulüplerin sadece ve sadece televizyon gelirlerine dayalı bir yönetim anlayışıyla stratejilerini oluşturmak. Bu son derece tehlikeli, son derece riskli bir yönetim anlayışıdır. Tabii neden tehlikeli ve riskli? Çünkü hep bir markalaşma kavramından bahsediyoruz, kurumsallaşma kavramından bahsediyoruz. Sadece tek bir gelir kalemiyle kurumsallaşma ya da markalaşma söz konusu olamaz. Zaten olmuyor da, bunu görüyoruz. Bugün gelinen noktada sadece Ankara Gücü'nün değil, Süper Lig'de 3 büyükler dahil her kulüp aynı sorunu çok ciddi bir şekilde de yaşıyor, yaşamakta ve önümüzdeki günlerde de yeni yönetim anlayışları geliştirmedikleri takdirde de çok vahim sonuçlarla karşılaşacağımızı ben şimdiden öngörüyorum. Zaten bunun birkaç örneği de önümüzde. Bu çerçevede gelirleri çeşitlendirmemiz gerekiyor. Gelirleri çeşitlendirmek de ancak kurumsal bir yapıyla ve markalaşmayla mümkün. Ama bu süreçte de kulübün kimliğiyle kulübü yönetecek başkanın kimliği ve yönetim kurulu arkadaşlarının kimliğinin mutlaka bir uyum içinde olması gerekiyor. Siz bu uyumu kuramadığınız takdirde, oluşturamadığınız takdirde teorik olarak belki kurumsallaşma, markalaşma terminolojilerini kullanabilirsiniz. Ama bir değer ortaya koyamazsınız, somutlaştıramazsınız. Biz bu yönetim, yeni yönetim modelinde tüm bu teorik unsurları somutlaştırıp şöyle bir handikap da dışarıdan gözlemliyoruz. Ankara kentinin de bir marka sorunu var, markalaşma sorunu var. Burada da şöyle bir ipucu sizinle paylaşmak istiyorum. Size heyecan verecek bir ipucu. Bugün Avrupa'nın pek çok kenti bu tanınma ve markalaşma sorununu futbol kulüpleriyle gerçekleştirmiştir. En önemli örnek Bayern Münih'tir. Daha yakın bir örnek Olympique Lyon'dur. Münih dendiği zaman, Münih'te bugün çok önemli şirketler vardır ama akla gelen Bayern Münih'tir. Dolayısıyla bizim çıkış noktalarımızdan biri de hem Ankara'nın Ankara Gücü'ne, Ankara Gücü'nün de Ankara'ya ihtiyacı vardır. Biz bir sinerji ortamıyla bu değeri, bu markalaşmayı hem Ankara Gücü için hem de Ankara'nın kent markası için gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu çok heyecan verici bir yaklaşımdır. Ama bu tabii ki tek başımıza bizim altından kalkabileceğimiz bir süreç değildir. Burada taraftara büyük bir sorumluluk düşüyor. Burada medyaya büyük bir sorumluluk düşüyor. Burada iş dünyasına büyük bir sorumluluk düşüyor. Burada birlikte ancak bu markalaşmayı ve kurumsallaşmayı gerçekleştireceğimizi düşünerek şimdilik sözlerime bir nokta koymak istiyorum. Çünkü Burak Bey'in anlatacak önemli mesajlar var, sunumlar var. Ama az önce de ifade ettiğim gibi soru cevap kısmında ya da toplantının sonunda eğer sormak istedikleriniz varsa canı gönülden bu sorularınızı cevaplandırmak için biz hazır sizi bekliyor olacağız. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. İyi günler diliyorum. Teşekkür ederiz. Şunu söylemek isterim öncelikle. Futbol kulüplerinde 4 ana alan vardır. Sportif alan, idari alan, sosyal alan ve finansal, ekonomik alan. Burada sportif taraf tabii ki en çok ilgi çeken alan ve merak edilen konular, sportif direktör, teknik direktör, transferler, kuşkusuz soru cevap bölümünde bunları soracaksınız ama bu projeler bölümünde, bu tanıtım toplantısının saha içine çok fazla hapsolmasını istemediğimiz için daha idari, daha genel, daha projelere yönelik düşündük ve öyle bir sunum hazırladık. Şimdiden bunu söylemek isterim. Sportif konularla alakalı ilerleyen günlerde daha detaylı anlatacaklarımız olacaktır kuşkusuz. Teknik konuları hocamız ve sportif direktörümüz birlikte paylaşacaklar. Projelerimize başlayalım. Öncelikle bir kulüp modeli, kulüp yapısıyla alakalı bir çalışmamız var.
Finansal disiplin ve modern yönetim anlayışının hakim olduğu bir kulüp modeline geçiş yapacağız. Kulüp tüzüğünü modern ve güncel hale getirip UEFA normlarına uygun kulüp çalışma yönergesini hayata geçireceğiz. Madde madde kulüp işleyişiyle alakalı bir evrağın hangi birimden hangi birime ne zaman nasıl geçtiği, imzada kimlerin olduğu ve bütün süreçlerin net, şeffaf, çok açık bir şekilde ortaya konduğu bir modelden bahsediyorum kulüp yapısı. Tüzükle alakalı çok ciddi çalışmalarımız var. Tüzük olmazsa olmazı Ankaragücü Kulübü'nün. Sportif anayasa kısa, orta ve uzun vadeli planlamayla hem oyuncu yetiştiren hem de rekabetçi bir kulüp olacağız. Sözleşme kriterlerinden antrenman ve kamp planlamasına, scouting yapılanmasına, sadece saha içi değil, saha dışı yaşantılarının da planlandığı bir düzen olacak. Sportif direktörümüzden tesisteki yardımcı personeline kadar giyim, stil ve davranış farklılığımızla tüm Türkiye'ye örnek olacağız. Kulübün hizmet personelinden dediğimiz gibi en yukarıdaki sportif direktörümüze, teknik direktörümüze bir farklılık ortaya koymamız gerekiyor. Ankaragücü mensubu dedirtmemiz lazım, örnek olmamız gerekiyor. Altyapı reformu, tesisleşme hamlemizle birlikte ki bu konu son derece ciddi, çok önemli, ciddi bir eğitmen kadrosunu oluşturup detaylı bir taramayla ülkenin dört bir yanından Ankaragücü Futbol Akademimize yeni yetenekler kazandıracağız. Burada bir davranış modeli oturtmamız gerekiyor. Davranış kodları oturtacağız. Yani altyapıdan başlayan bir genç Ankaragüçlü futbolcu nasıl yemek yer, nasıl konuşur, büyüklerine karşı nasıl davranır, saha içi yaklaşımı, hakeme karşı nedir, seyirciyle ilişkileri nasıl olmalıdır, herhangi bir olumsuzluk anında nasıl tepki vermelidir, yani kısacası Ankaragücü'nü nasıl temsil etmelidir davranış kodlarıyla birlikte vermemiz gerekiyor ki altyapı son derece değerli ki bu ekonomik şartlarda dünya futbolunun gittiği noktada altyapıdan yetişen değerlerin doğru pazarlama stratejileriyle gerekirse rekabetten sonra satılabilmesi ve buradan da çok ciddi bir gelir kaynağı yaratılması gündemde. Bunu çok ciddi bir şekilde yapmaya çalışacağız. Yenilenen Ankaragücü Store bu konuda çok mesaj var, mail var dijital ortamda. Taraftarımızın isteklerine yanıt verecek şık, günlük yaşantımızda da rahatça giyebileceğimiz yeni tasarımlar ve ürün yelpazesiyle farklı bir yapı olacak Ankaragücü Store'da. Online alışveriş imkanı sağlayıp taraftar arkadaşlarımızdan gelen özgün tasarımlara da yer vereceğiz. Çok özgün ve çok şık fikirler geliyor taraftar arkadaşlarımızdan. Onların hepsini değerlendirmek gerekiyor diye düşünüyorum. İşin uzmanları bunları mutlaka değerlendirecektir. Ankaragücü Müzesi. Taraftarımızın da ziyarete açık olduğu, ziyaret edebileceği, Ankaragücü'nün şan ve şeref dolu tarihinin sergileneceği Ankaragücü Müzesi'ni hayata geçireceğiz. Kulüp tarihine son derece önem veriyoruz. Geçmiş çok değerlidir. Geçmişte yaşanılan başarılar, efsaneler son derece değerlidir. Maç günü etkinlikleri çok iyi konumda ve takımımıza güç veren stadyumumuzu daha aktif kullanmalıyız. Maç günleri taraftarımızın katılacağı etkinlikler ve organizasyonlar yapılacak. Alan müsait. Çok sayıda etkinlik yapılabilir ve tam bir şenlik havası sağlanabilir orada. Ankaragücü Sokağı projesi, Ankara ve Ankaragücü kültürünü tüm şehirle paylaşabileceğimiz farklı etkinliklerin yapılacağı Ulus civarında daha sonra da tam net olarak yeri belirlenebilir. Ankaragücü Sokağı projesini hayata geçireceğiz. Burada taraftarlarımız bir araya gelecek çeşitli etkinlikler, çeşitli zaman dilimlerinde sosyalliği de arttıracak bir etkinlik alanı yaratmamız açısından önemli. Ankaragücü Koleji projesi, ülkemizin ve Ankaragücü'nün geleceğini inşa edecek bilinçli bir nesil yetiştirmek için Ankaragücü Koleji'ni hedeflerimiz arasındadır. Hayata geçirmek istiyoruz. Eğitim son derece önemli. Az önce de bahsettiğim gibi yeni neslin, yeni gelecek çocukların Ankaragücü olabilmesi, Ankaragücü kalabilmesi ve Ankaragücü'nü iyi temsil edebilmesi için mutlaka eğitim tarafında da bir şeyler yapılmalı. Bu açıdan son derece önemsediğimiz bir proje daha. Ankaragücü Sosyal Tesisleri projesi, tüm Ankara halkının keyifli bir şekilde zaman geçirebileceği ve Ankaragücü'ne yakışır bir sosyal tesis hayata geçireceğiz. Burada hafta sonları malum piknikler yapılabilir, çeşitli organizasyonlar, etkinlikler, sosyalleşme anlamında bu son derece önemli. 1910 Vefa projesi, 1910 gecesi çok görkemliydi biliyorsunuz, hepiniz katılmışsınızdır mutlaka. Bunu bir sürece yayıp kulübümüze hizmet etmiş eski futbolcu, teknik adam, yönetici ve başkanlarımızla taraftar temsilcilerimizin de katıldığı özel etkinlikler yapacağız. Buna 1910 Vefa Projesi dedik. İnsanları yaşarken onurlandırabilirsek ve geçmişle günümüzü bir araya getirebilirsek daha köklü, daha birbirine bağlı bir camia havası oluşturabiliriz diye düşünüyoruz. Tribünlerin Başkenti Projesi,
Geçtiğimiz yıl Antalyaspor maçı dönüşü vefat eden kardeşlerimiz Mert ve Eren'in cenaze törenlerinde bir kez daha mekanlar cennet olsun. Görüldü ki taraftarımız diğer taraftar gruplarına kucak açarak karşılıklı pozitif iletişim kanalları kurdu. Anadolu'da tribün birlikteliğini oluşturmak en çok Ankara Gücü taraftarına düşer. Bu konuda hakikaten belki o dönemde çok farkında olunmadı ama daha sonra gelen tepkilere bakıldığında, geri bildirimlere bakıldığında Ankara Gücü taraftarı bunu üstlendi. Yani tribünlerin abisi misyonunu sırtlayabilecek bir taraftar grubu. Toplantılar ve etkinliklerle birlikte süreç içinde fair play anlayışı içinde ülkemizin ihtiyacı olan huzur ortamına, sporda huzur ortamına katkıda bulunabilir bu projeyle. Ankara Gücü TV dijital mecralarda daha etkin olacağız. Sosyal medyayı daha doğru ve etkili kullanmak son derece önemli. Hepimiz malum. Artık 7 saat 10 dakikayı geçti bir Türk vatandaşının internette geçirdiği zaman. İnsanların çoğu orada, taraftarımızın çoğu orada. Burada çok ciddi etkinlikler yapmamız gerekiyor. Önce YouTube üzerinden yayın yapacak bir kanal ve taraftarımızın da interaktif olarak katılım gösterebileceği bir platform olacak. Dijitalde çok güçlü olmak lazım. Hem marka değeri anlamında hem gelir yaratıcı projeler anlamında hem de doğru ve hızlı iletişim kurabilmek için taraftarla. Ankara Gücü Proje Kurulu. Biz insan kaynaklarının çok güçlü olan bir camiayız. Gelir getirici, marka değerimize katkı koyacak her türlü görüşe değer vereceğiz. Oluşturacağımız proje kuruluyla Ankara Gücü'ne gönül veren herkesin fikrine kulak vermiş olacağız. Proje kurulunda mutlaka önemli fikirler ortaya çıkacaktır. Düzenli olarak, periyodik olarak toplantılar yapıp yönetime proje anlamında, fikir anlamında da destek gelecektir. Yani burada çok ciddi bir bağ kurmak lazım, ciddi bir ilişki ağı kurmak gerekiyor ki üretim gerçekleşebilsin. Ve Ankara Gücü Espor, kulübün marka değerine katkı sağlamak amacıyla hızla büyüyen Espor'da Ankara Gücü'de yer alacak. Son yılların en önemli hamlelerinden biri bu dünya üzerinde Espor her geçen gün yaygınlaşıyor. Türkiye'de de çok hızla büyüyen bir sektör. Ankara Gücü burada da yer alacaktır. Ve şimdilik bu kadar. Teşekkür ediyorum. Soru cevaba geçebiliriz. Öncelikle çok kısıtlı da olsa çalışma arkadaşlarımızı tanımış bulunuyorsunuz. Hepsiyle gurur duyuyorum. Gerçekten çok güzel temsil ettiler. Tekrar teşekkür ediyorum hepsine. Evet, soruları alabilirim. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Biraz ağrım var. Onun için vücut dilim çok şey değil. Özür diliyorum. Sağ olun. Tabii ki her şey Ankara Gücü'nün başarılı olması için çalışıyorsunuz. Güçlü bir yönetimden tabisiniz. Yalnız daha önce açıkladığınızda bir 70 trilyonlar eski paraya göre hazır olduğunu, bunun işte şu andaki yönetimin de 35 trilyonu yatırsa Ankara Gücü'nden transfer önünü açalım. Kongrede bunu açıklayacak mısınız? Yani bu 35 trilyonu yatıracak mısınız kongre öncesi? Biraz önce açıkladığımda yönetimdeki bulunan arkadaşlarımla birlikte bu parayı yatıracağımızı beyan ettim zaten. Yani kongrede bunu deklare edeceksiniz. Evet. Ama bu bizim kendi yönetimimize ait bir paradır. Yani bu tabii, bir kapora veya bir hava parası niteliğinde değil herhalde. Yani. Ankara Gücü hesabına 35 milyon yatacak. Tabii. Bu bizim taahhütümüz. Biz Mehmet Bey'in son zamanlardaki açıklamalarını böyle izliyoruz hakikaten de şaşırıyoruz. Ben aylar önce açıklama yaptım. Bu parayı tek başıma değil yönetimimle birlikte vereceğimi söyledim. Dolayısıyla sizler de kendiniz yönetim yerinize koyarsanız paramızı toplayalım, yönetici olmadık, parayı götürelim yatıralım. Akla mantığa yatıyor mu? Yatmıyor. Hayır. Evet. İçinde taraftara veya camiaya güven vermeniz için en azından bu 35 milyonu bir Ankara Gücü hesabına yatırmanız gerekir. Hangi hesaba yatıralım? Ankara Gücü'nün hesabı yok. İcralık. Değil mi? Bilmiyorum. İcralık. Nereye yatıracağız parayı? Yani siz o zaman kazandığınız zaman... Ben şöyle söylüyorum. Tekrar beyan ediyorum. Bu konuda lütfen bir daha kapanmasını rica ediyorum. Hem başkan tarafından hem bizim tarafımızdan. Bu parayı biz kendi yönetimimiz tasarrufunda kullanacağız. Biz geleceğiz. Biz kendimizin bütçesi olacak. Borcumuz varsa ödeyeceğiz. Kalacak varsa kalacak. Bunu biz 35 milyonla da sınırlamıyoruz.
Zaten başka gelirlerimiz de olacak. Bunun dışında kulübümüzün ihtiyacı varsa yönetimimiz çok güçlü. Gerekirse kulübümüze borç da verecek, daha sonra tahsil edecekler. Yani biz böyle parayı vermeyi taahhüt etmedik, vermeyeceğiz. Net. Rica ederim. Klas Forum'dan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başkanım, dün Ankara Gücü Başkanı Mehmet Yener bir açıklama yaptı. Sizin tekrar kulübü üyeliğinizin kabul edildiğini, cezalı bir manada kaldırıldığını söyledi. Buradan çok teşekkür ettiğimi söyleyeyim. İstediği zaman alıyor, istediği zaman bırakabiliyor. Çok demokratik bir kulüp yapımız var. Evet. Şimdi ben bunun üzerine bir eleştiri yapmıştım. Twitter'da belki okumuşsunuzdur. Okudum. Kulüpten bir yorum geldi. Gerekli olan iç hukuk yolları tüketildi, disipline sevk edildi. Adreslerine savunmaları yapmaları için tebligat gönderildi. Ancak bir savunmaları gelmedi derdi. Evet. Size böyle bir tebligat geldi mi? Disiplin kuruluyla herhangi bir görüşmeniz oldu mu? İlk sorun bu olacak. İkincisi, şimdi bir kongre gidiyor ve üye yapısı belli değil. Kaç üye var, ne var, nasıl gidecek? Herhangi bir üyelikle ilgili bir liste var mı? Siz yönetiminiz zamanınızda böyle bir listeyi almış mıydınız? Ankara'nın üye yapısı nasıl, siz biliyor musunuz? Evet. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Çok güzel sorulardı. Kesinlikle tarafıma disiplin kurulundan herhangi bir talep olmadı. Adresime de herhangi bir tebligat gelmedi. Zaten gelse bile şartların böyle olmaması lazım. Hukuken de buna uymuyor. Delegemiz 9-5 kişi olduğu söyleniyor ama bu delegeye henüz ulaşabilen kimse olmadı. Ben de ulaşamadım. Tüzüğü de bir büyüğümüzün sayesinde alabildim. Tüzük de şu anda maalesef kasalarda saklanıyor. Dernekler masasında bunların tamamının olması lazım ama gittiğimizde hiçbir şeye ulaşamıyoruz. Yok. Evet. Buyurun Ali Bey. Öncelikle ben soru noktasında bir şey sormayı düşünmüyorum. Çünkü sorabileceğim tüm soruların cevabını aldım bu kısa tanıtım süresinde. Ama ben şöyle bir şey ifade etmek istiyorum. Benim içimi futbolun para etmediği bir başkentte yaşamak acıtıyor. Ve bu acıyı da en çok bana Ankara Gücü yaşattı. Bir gazetecinin ötesinde bir başkenti ve bir Ankara olarak derin acı duyuyorum. Özellikle 10 yıl önce yaşananlar gözünde canlandı. Cumhuriyet tarihinde hiçbir spor kulübü bu kadar zarara uğratılmamıştı. Eğer bu kadar iletişimin güçlü olduğu bir ortamda insanların sözlerinin ne kadar kıymetli ve değerli olduğunu düşünürsek, bugün çok önemli sözler verildi. Bana göre Mehmet Başkan bu sözlerden sonra Ankara Gücü'nün en büyük problemi ekonomik problemlerdi. Bana göre bugün bu ekonomik problemleri kendi yönetimleriyle aşacak bir Murat Acaba söz aldım görüyorum ben. Bunu öyle görüyorum, onu kabul ediyorum. Ama bugüne kadar netleşmeyen bir Ankara Gücü borçlarıyla hiçbir şekilde yönetiminizin sorumlu tutulmamasını mı talep ediyorsunuz? Evet, öncelikle tabii ki kulüp borcunu şu anda ne olduğunu hiçbirimiz bilmiyoruz ama sadece kulaktan duyma kimi zaman 35 milyonla başladı, 250 milyona kadar çıktığı söyleniyor. Dolayısıyla buradan Sayın Başkan'dan öncelikle delege listesini talep ediyoruz. Sonra da kulübümüzün mali durumunu görmek istiyoruz. Sizler gibi biz de bunları gördükten sonra nelerin altına ne kadar sürede girebileceğimizi burada beyan edeceğiz. Metin Erer'den biraz spor. Ben buraya geldiğimde yönetim kurumumuzda tanımayı bekliyordum. Var mı burada yönetim kurumumuzdan birileri? Ekibiniz görmüş olduk ama yönetim kurumumuzda tanımak istiyoruz. O konuda evet. Bilgi verecek misiniz? Öncelikle dün akşam burada yönetim kurulumuzla bir toplantı yaptık. Değerlendirme toplantısı ve bu sözlerimizi tekrar yeniledik dün akşam. Şu anda açıklamayı düşünmüyorum. Öncelikle önümüzün seçim anlamında açılmasını istiyoruz. Ondan sonra delege yapısını
ve borcumuzu aldıktan sonra evet hepsini açıklayacağız. Başkan, dünkü alınan kararla seçim gününüz açılmadı mı sizce? Hani anlamadım. Biz dereceyi kaldırdık disiplin kararını. Evet. Disiplin kararını yönetilen yapılan. Biz disiplin kararını tartıştık, ödülü açtık. Şimdi kabul edersiniz ki benim bir yönetimim var. Bu yönetimin de ulusal olması lazım. Ve bize kaç kişi? 20 kişi diyor. Dolayısıyla belki ben 50 kişiyim. Öncelikle o listeyi almak istiyorum. Ve oradaki kişilere tek tek ulaşıp herkesin gönlüne dokunup projelerimi de tek tek anlatmak istiyorum. Ondan sonra evet yönetimimiz 50 kişi. Kişiler orada var mı yok mu? Olmayanlar tekrar eklemek istiyoruz. Sabah gazetesi Vuslat Bey. Başkanım, Ankara Gücü kulübünü bir İstanbul ekibinin kulübün önünü kestiği söyleniyor. Bu konuda bir İstanbul ekibi var ama bu İstanbul ekibini biz şöyle söyleyelim. Sorunuz bitti zannedersem. Öncelikle İstanbul ekibiyle ben Sayın Başkan tarafından tanıştırıldım. Buradan tekrar beyan ediyorum. İtirazı varsa söylesin. Ve bana söylediği şuydu. Hem menajer hem de bahsettiğiniz şahıs açısından bunlar bizim dostlarımız. Asla menajer değiller. Ben de onların dostlarıyla tanıştım. Şu anda da eğer burada etkisi var mı diye soruyorsanız yok. Bizim kimseyle herhangi bir bağımız yok. Ama herkesle de aynı mesafedeyiz. Bunu da söylemek istiyorum. Başkanım, şimdi biraz önce son kez söylüyorum dediğiniz zaman olay öyle bir noktaya sıkıştı ki bu 35 milyon meselesi. Ya adam diyor ki, kusura bakmayın adam. Estağfurullah. Mehmet Bey diyor ki, bu 35 milyon illa yatacak. Siz diyorsunuz ki ben ancak başkan olduğum zaman yatırdım. Ya bu nasıl yani? Şöyle çözebiliriz. Bu salonda toplayalım parayı götürelim verelim o zaman. Ya böyle bir mantık yok. Ticarette böyle bir şey yok. Dünyada böyle bir uygulama da yok. Ama böyle bir delege yapısı ortada. Yani şimdi Mehmet Bey'in okeyini almadan da o makamdan ayrılmadan da o kulübün delege yapısıyla bir seçim kazanmak imkansız. Bunu siz de biliyorsunuz. Ben de biliyorum. Bizim talebimiz zaten başkanın bırakması. Yapamadığı aşikar. Taraftar tarafından istenmiyor. Kendi beyanları bunlar. Bizim beyanlarımız değil. Siyasi tarafından da istenmiyor. Yani bırakacak o zaman yapacak bir şey yok. Ya da eğer bir planı projesi varsa açıklasın. Biz destek olalım ona. Varsa bir projesi şunları yapıyorum ama ispatlı bir şekilde biz destek olalım ona. Ama benden gelecek veya bizden gelecek parayla bu işi yapacaksa caddeye çıkalım. O işi herkes yapar. Metin Akgöz'ün bir YDEM'in önerisi vardı. Bu konuda ne diyeceksiniz? YDEM'in benim bildiğim mahkemelerde oluyor ama herhalde kendi kendilerine mahkeme kuruyorlar. Öyle bir şey olmaz. Biz kendimizi ispatlamak zorunda değiliz. Onların başarısızlıkları ortada. Biz kendimizi neler yapacağımızı burada söz veriyoruz. Yani şöyle de bir şey olmaz. Biz iş adamıyız. 15-20 gün sonra, bir ay sonra sezon açılacak. Sizlerle tekrar karşı karşıya geleceğiz. Siz soracaksınız. Transfer tahtasını neden kaldırmadınız diye. O duruma düşmek istemeyiz tabii ki. Onun için biz hazırız. Görevi bıraksın. Biz gereğini yapalım. Murat Bey, öncelikle demin de söylediniz. Siyasetçilerin bırakmasını istiyordunuz başkanım. Evet. Kendisi söyledi, biz değil. Ben söylemedim. Bana verdiğiniz sonra yani kendisi beyan etti. Şu anda bizi siyasiler istemiyor dedi. Kendisi şöyle bir cümle kurdu benim röportajımda. Kulüpler siyasi suçlu olmalıdır. Yöneticiler de bu şekilde olmalıdır şeklinde bir cümlesi var. Sizce sporun içinde siyasetin olması gerekiyor mu? Spor ve siyasetin bir arada olmasını nasıl yönetiyorsunuz? Öncelikle şunu söyleyelim. Biz Ankara Gücü için kime gidilecekse, kiminle uzlaşılacaksa biz yapacağız. Ama tek bir tarafa değil. Herkese eşit mesafede olacağız. Zaten Sayın Başkan da eleştirilerimiz bu noktadaydı. Sürekli yön değiştirdi ve hata yaptığını kendisi de farkına vardı. Hükümet Başkanı açıklamaları kaç temele dayanıyor? Bir sizin veya İstanbul ekibinin
baskısıyla Ankara Gücü'nün finans kaynaklarının hepsi kesildi. Nazik bir tabirle taraftar veya kurduğumuz iyi ilişkiler sayesinde tribünler kendine sırtını döndü. Bütün kaynaklar kesildi. Makine dünyada 13 milyar sponsor oldu ve yaşanan kıskacın en büyük nedeni bu. Şimdi evet. Böyle bir kıskacı siz veya İstanbul'daki ekip sağladı mı? Böyle bir durum var mı? İkincisi, taraftar kısmını geçiyorum. Buraya konuşmayı daha çok fazla ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Kongreye gelindi. Kongrede Mehmet Başkan başkanlığı bırakmadı ve devam kararı aldı. B planınız ne? Çünkü delege Metin Erdoğan'ın da söylediği gibi onun elinde bir manada. Maalesef böyle bir dernek yapıları var. B planınız ne? Öncelikle ben bu kulübün içine yönetici olarak söylüyorum, altını çiziyorum. Zaten yıllardır stat'taydım, altyapısına yetiştim, futbol oynadım. Benim dönemimde olmayan zamanda sol kapalı diye nitelendirdiğimiz kulübümüze, taraftarımıza özür diliyorum. Kendisi arkadaşlarıyla girdi. O zaman ben yoktum. Ben burada değildim. Zaten taraftarla, tribünlerle problemleri vardı. Kayseri maçından önce bir tribün liderimizin bir açıklaması var. Bu maçtan sonra her şeyi daha rahat konuşacağız dedi. Hatırlayalım. Diğer konuya gelirsek, ben olaya şöyle bakıyorum. Burası Ankara Gücü. Ankara'nın ve Türkiye'nin en önemli markalarından birisi. Siyasilerden destek alınabilir ama söylediğim gibi kesinlikle hepsine aynı mesafede olmamız lazım. Benim yardımları kesmek gibi bir çabam olmadı. Bunu da zaten kendisi söylüyor. Murat Ağacabağ bütün destekleri kapattı diye. Bazen başkanı izlediğimde kendimi Süpermen gibi hissediyorum. Bana güç veriyor aslında. Evet. Son bir soru. Cevaplarınız için çok teşekkür ediyoruz. Tabii. Biraz sağlık problemim vardı. Ayak ameliyattan dolayı. Murat Bey, son soru, ilk soruyu sordum. Tabii. Tamam, son soru. Çok teşekkür ederiz. Şimdi Mehmet İyiler Bey ekibi ve bu ekibin içinde siz de yer aldınız. 7 yıldır görevde. Bu 7 yıl içerisinde başarı ve başarısızlık yüzdesini nasıl oranlayabilirsiniz? Evet. Ben hiçbir zaman Mehmet Başkan'ın buraya kadar getirdiği konuda aksi bir şey söylemedim ve teşekkür de ettim. Yani bu bir başarıdır. Tabii ki başarının arkasında neler olduğuna da iyi bakmak lazım. Ama gelinen bugün gitmiyor. Biz bundan dolayı zaten göreve talip olduk. Zaten kendisi konuları gerçekten iyi bir şekilde yönetseydi biz de kulübün içinden ayrılmazdık zaten. Birlikte omuz omuza giderdik. Ama şu andaki durum, yani hepimiz görüyoruz bunu. Sadece ben değil herhalde. Şu anda futbolcumuz yok. Tüm futbolcularımız gitti. Hocamız var mı? Taraftarımızla çok mu iyi diyalogumuz var? Her şey ortada. Bir soru da alabilirim ben. Biraz daha. Yok, burada daha özgüvenim daha. Birkaç yıldır özellikle tribünlerde çok ciddi bir kimlik değişimi oldu aslında. Bence Ankara Gücü tribünlerinde herkesin alışık olmadığı farklı bir hava oluştu ve bu çok pozitif bir etki oluşturdu. Yani pek çok aslında ülkedeki futbol severin Ankara Gücü'ne bakış açısı değişti. Şimdi sizin de bu anlattıklarınızı, projelerinizi izledikten sonra sanki kulübe bakış açısında da daha farklı bir vizyon oluşacak gibi. Yani oluşturduğunuz vizyon sayesinde daha farklı bir Ankara Gücü oluşacakmış izlenimi edindim ben şu anda. Beklediğimden evet. Çok daha farklı projeler ve çalışmalar var bence. Birkaç tanesi özellikle çok hayati ve alkışlanacak nitelikte. Yani tribünlerdeki değişimden sonra aslında kulübün de vizyonunu değiştirecekmişsiniz gibi bir mesaj verdiniz. Doğru algıladım mı? Evet. Ben olaya şöyle bakıyorum.
yönetimin taraftar üzerinde çok ciddi bir etkisi vardır. Başkanın ve yöneticilerin bakış açısı inanıyorum ki tüm tribünlere mutlaka artı yönde, pozitif yönde inecektir. Biz projelerimizin tamamını açıklamadık. Hem zaman kısıtlıydı. Aile ve çocuk tribünü yapmayı planlıyoruz. Engelli kardeşlerimiz için bir özel tribün yapmayı planlıyoruz. Geçen sene yanılmıyorsam Galatasaray maçıydı. Yanlış olabilir. Bir kardeşimiz maça giremedi. Çok üzüldüm. Girmesi için çok çabaladım ama kırılmıştı bir kere. Tekrar tamir edemedim. Evine gitti. Çok üzüldüm. Ve o gün bu kararı aldım. Engelli tribünümüz olacak. Allah nasip ederse. Tamam. Bir soru daha alayım demiştiniz. O anda o soruyu. Tekrar teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmadınız. Ankara'mızın çok değerli basını ve taraftarımız tabii ki. Aramızda gördüğümüzden dolayı çok teşekkür ediyoruz. İnşallah her şey Ankara gücün diyorum. Ve sözlerime burada son veriyorum. Biz teşekkür ederiz. Ve toplu halde basın mensuplarını da buraya alırsak güzel bir anı bırakalım, fotoğraf çekinelim istiyoruz. Buyursunlar. Sizi tekrar alabilir miyiz Sayın Başkanım? Değerli konuklar, katılımlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Güzel bir gün olsun herkes için.